Mete Aslan Atist Derneği aynen. İşte Atist Derneği mesela. Atist Derneği'nin yaptıklarını mesela şey yapıyorlar. Gösteriyor. Aha diyorlar işte bak ateistler böyledir. Çünkü adamlar... Bu o kadar saçma ki. Şey gibi ya. Adam çıkıyor. Düz dünyacı tamam mı? Düz dünya... Şu an mesela düz dünyacılar... Dünyanın düz olduğunu nasıl savunmaya çalışıyorlar? Yok diyor. Sen onu yuvarlak görüyorsun ama o senin gözünün yuvarlaklığından bilmem ne cartçur. Bu adamlar mesela eğer güç bunların elinde olsaydı... Güçlü bunlar olsaydı yani... O zaman onlar da aynısını yaparlardı. İşte yuvarlak dünya diyen sapıklar. İşte şurada bir tane yuvarlak dünya diyen adam var tecavüz etti. Siz de dünya yuvarlak diyorsanız demek ki siz de tecavüz ediyorsunuz. Yani kafalar hala bu. Kaçıncı yüzyıldayız? Bu dinle ilgili konuştuğumuz, dinle ilgili argümanları çürüttüğümüz, argümanlarla ilgili konuştuğumuzun üzerinden 10 seneden fazla geçti ya. Geçti aynen. 10 seneden fazla geçti ha. 10 seneden fazla geçti hala aynı argümanlar şeyi gördüm işte uçaktaki ateist bir video yapmış hayalhanemin ateistlere saygısızlığıydı galiba gerçekten onlar da çok garip şeyler yapmışlar şimdi videoları göster videoda neler söylediğini falan göster hala aynı muhabbet ya adam hala çıkıp diyor ki ateistler ibadet etmek zor geldiği için inanmıyorum diyor aslında bunu yaparak kendi bacaklarına kendi ayaklarına sıkmış oluyor çünkü ben şimdi mesela hayalhaneme cevap diye video yapsam onu takip eden ciddi ciddi inanıp yani o tayfaya ciddi ciddi inanıp onları takip eden insanlar illa bu videoyu açıp seyreder. Hayalhaneme cevap isminde bir video yapsam yani. Bana onun fırsatını vermiş oluyor insanlar. Yani siz şu anda mesela bu videoyu seyrediyorsanız arkadaşlar, hayır bizler ibadet etmek zor geldiği için ateist olan insanlar değiliz. Bizler kafası çalışan insanlarız. 75 sene boyunca, 75 senelik insan ömründe 75 sene boyunca ibadet edip ondan sonra ölüp ondan sonra sonsuz sene boyunca zevk, sefa sürmenin yani onu yapmasını biz de biliriz. Beni düşünün yani. Benim gibi adamı düşünün. Ben 20 sene sonrasına, 10 sene sonrasına plan yapıyorum. Bugüne değil. Bugünün zevklerini yaşayan bir insan değilim. 75 sene yaşayıp sonsuz sene zevk, sefa sürmenin planını yapamayacak mıyım? Onu yapacak kadar kafam çalışmıyor mu sizce? Peki neden arkadaşlar, sevgili hayalhanem takipçileri biz ateistler? Neden ateistiz? Bak buraya da tesadüf ha bu, bu da, <laughs> bunu da tesadüf koydum. Şey diyorlar ya pislik ve ateistliğin şeyi merlümensin. Tesadüfen giydim bunu da gerçekten. Böyle <laughs> şekli olsun diye değil. Neden ateistsin sorusu aslında iki soru. Birincisi neden dinlere inanmıyorsun? İkincisi neden deist değilsin? Deist nedir arkadaşlar? Yani dinlerin, semavi dinler dahil, bütün dinlerin insanlar tarafından yazılmış olduğunun farkında olup ki bu bir gerçektir. Bunun farkında olup ama ben yine de bir yaratıcıya inanıyorum. Neden? Çünkü işte bazı şeyler beni aşıyor. Bazı bilimsel olarak beni aşıyor. Bilimin bilmediği birçok şey var. O yüzden bunu söyleyen çok insan var. Eğitimli insanlar içinde de deist olan çok fazla insan var. İki tane Birincisi, neden dinler insanlar tarafından yazılmıştır? Neden bak inanmıyorum bile demiyorum. Dinlerin insanlar tarafından yazılmış olduğu gerçeğini biliyorum diyorum. Bu çok basit arkadaşlar. Kendi kendinize karşı dürüst olmanız yeterli. Kendi kendinize karşı dürüst olmanız yeterli arkadaşlar. Siz öteki dinlere de inanmıyorsunuz. Neden? Çünkü düşünecek olursanız Yunan mitolojisinde de dünyanın nasıl yaratıldığı ile ilgili hikaye var. Japonların işte Şintoizm dininde Gene ilk insan nasıl yaratıldı? İlk dünya nasıl yaratıldı? Türklerin kendi geleneklerinde ilk dünya, ilk insan nasıl yaratıldı? Kendi dinlerinde, kendi inanışlarında. Tengricilik. Ondan sonra gidiyorsun Avustralya'da aborjinler. Ve kabile kabile bile değişiyor bu. Gidiyorsun Amerika'da kızılderililer. Kabile kabile bile değişiyor yani. Birbirine yakın oluyor tabii ki şey inanışlar. Hepsi için ilk İz veya Hinduizm, Taoizm, Sufizm pardon özür dilerim. Sihizm. Sufizm andı. Az önce Sufizm'den konuştuk. Sihizm. Ondan sonra bütün bunların ayrı ayrı ilk insan nasıl yaratıldı, ilk dünya nasıl oluştu hikayeleri var. Neden bu hikayeler sadece hikaye, neden bu hikaye gerçek değil? Sebebini biliyorsun. Eğer sen semavi dinlere inanan biriysen bu sorunun cevabını biliyorsun. Çünkü bugünkü verilere bakıyorsun, bunların hikayelerine bakıyorsun ve doğru olmadığını fark ediyorsun. Adam diyor ki işte ilk insan bilmem ne bilmem nereden yaratıldı. Bilmem neyden çıktı. E sen bunun doğru olmadığını biliyorsun. Elinde veriler var çünkü. Hayır diyorsun zaten işte 250 bin sene öncesinde gene insan vardı. İnsanlar bu kadar yakın zamanda yaratılmadı diyorsun. Ya da işte az önce söylediğimiz olay. Olimpos dağında artık o tanrıların olmadığını biliyorsun. O yüzden Yunan mitolojisinin doğru olmadığını biliyorsun. Gibi. işte bunu kendi inandığın dine de uygulayabilir misin? Biz bunu yaptığımız için bu dinin doğru olmadığını söylüyoruz. Bu dinin doğru olmadığını, bu dinlerin, semavi dinlerin doğru olmadığı gerçeğini biliyoruz. Bir kere her şeyden önce. Orada geçen hikayelerin işte mesela Firavun gelmiş, Musa denizi yarmış, aradan geçilmiş vesaire. Firavun'un Mısır'da yani böyle bir olayın ve bu adamlar her şeyin notunu tutarlar. Böyle bir olayın yapıldığı ile ilgili hiçbir kanıt hiçbir delil yok. Gene te tekrar geliyorsun Nuh tufanı. Bu olayın olduğu ile ilgili hiçbir kanıt yok. Tam tersi olmadığı ile ilgili kanıtlar var. Çünkü çok daha öncesinden kalma uygarlıklar var. Ve bunlara baktığın zaman aa işte 3000 sene önce bir tufan gelmiş da hayır. Hiçbir şey olmamış. Çatır çatır bin sene önce uygarlık var ve hiç başlarına hiçbir şey gelmeden yaşam yaşamışlar. Hiçbir iz yok. Çünkü bir yerde sel olduğu zaman bunun da bilimsel olarak kalıntılarını bulabiliyorsun gibi. Zaten bakıyorsun evrimin gerçek olduğunu, uzun uzun onu anlatmayayım. Kırmızı ap 3'ü seyredersiniz, onlarsınız. Evrimin gerçek olduğunu görüyorsun. E yine kendine dürüst olduğun zaman evrim gerçekse semavi dinler gerçek olamaz. Çünkü bakıyorsun 7000 sene önce Adem ve Havva'dan çıkmış. 7000 sene önce. Ama 250 bin sene önceden insan, insan var. Homo sapiens var. Az önce söylediğimiz olay gökyüzünü ayrı bir tavan olarak düşünmüşler. Gökyüzü kolonlar olmadan şimdi neden üstünüze düşmüyor? Çünkü ben onu havada tutuyorum. Çünkü o zaman gökyüzü bir tavan sanılıyordu. O kadar çok bilimsel hata var ki. Etik hataları, etik yanlışları geçtim. Onları geçiyorum zaten. O kadar çok bilimsel hata var ki. Net bir şekilde eğer kendinize dürüst olursanız net bir şekilde o dönem yaşamış insanların yazmış olduğu din olduğunu göreceksiniz. Bir hikaye olduğunu göreceksiniz. Tıpkı diğer dinlerde olduğu gibi. Kendinizi dürüst olmanız yeterli. Neden esas güzel tartışma konusu neden deist değilim? Neden ateistim? Yani evet dinler insanlar tarafından yazılmış ama ben bir yaratıcıya inanıyorum. Ben bir yaratıcının var olduğuna inanıyorum. Neden? Çünkü bizim bilim olarak aş bizi aşan şeyler var. Bunu uzun 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 açıklamasını çok uzun çünkü açıklama ve bence çok güzel bir tartışma konusu. Neden deist değilim diye iki tane podcastim var arkadaşlar. Neden deist değilim? Bunları dinlemenizi tavsiye ediyorum. Özet geçecek olursak çok özet geçiyorum. Sebep şu. Bizim insanlar olarak çok aciz varlıklar olduğumuzu bu dincilerin söylediği ama inanmadığı şeylerden bir tanesi. Çok aciz varlıklar olduğumuzu biliyorum. insanlar olarak. Ve yaşadıkça, gördükçe mesela daha eskiden daha deizme daha yakındım. Derdim ki evet bir tanrının var olduğunu eğer kanıtını görürsek evet olabilir inanın. Şu anda şunu diyorum. Biz basit beynimizle yani beynimiz o kadar basit ki bazı şeylere de, bazı şeylere de cevap istiyoruz. İşte bizden önce neler vardı? Big Bang'den önce neler vardı? Evrenin dışında ne var? Zamanın dışında ne var? Ya da işte bakıyoruz şeye çok ilginç geliyor. Ne bileyim DNA. DNA çok ilginç geliyor. Allah Allah bunlar da geldi. Nasıl geldi? Çok garip, bizi çok aşan şeyler. Ama bunun cevabı şu. Gerçekten bizi çok aşan şeyler. Cevap bu. Şunu düşünün. Çok basit bir hayvan. Kurtçuk mesela. Bir kurtçuk için yerde gezen kurtçuk için tanrı kuştur. Daha fazlasını düşünemez. Daha fazlasını hayal edemez. Onun için tanrı kuştur. Evren de kendi yaşadığı o alandır sadece. Kuşun varlığını bile düşünemez. Göremez bile. Çünkü göremeden kuş alıyor ve ölüyor. Bu kadar. Bunun varlığını bile düşünecek kapasitede değil. Değil mi? Biraz daha büyük hayvanları gelin. Bize daha yakın memelilere gelin. Kedi, köpek. Kedi, köpek. Bunlar mesela Andromeda galaksisini düşünebilirler mi? Yani galaksinin ne olduğunu düşünebilirler mi? Başka galaksilerin ne olduğunu düşünebilirler mi? Bize daha yakın maymunları düşün maymunlar bize daha yakın hayvanlar. Farklı galaksilerin varlıklarını düşünebilirler mi? Düşünemezler. Onların beyinleri basittir. İşte aynı şekilde yani şunu düşünüyor olabilirsiniz şimdi. Acaba insanın da beyni basit? Evet öyle. Aynen öyle. Bizim de beynimiz basit. Biz de diğer hayvanlara göre daha ileriyiz ama bu kadar. Bu kadar. Yani hiç varlığından hiç şey yapamadığımız cisimler var, nesneler var. Karanlık enerji var, karanlık madde var. Hiç daha ne olduğunu çözemiyoruz bile yani. Çünkü beynimiz sadece bu dünyada yaşamak için evrimleşmiş. Bu kadar. O yüzden de bizi aşan şeyleri kendi o basit beynimizin algılayabileceği bir hikayeye indirgeyiyoruz. O da bir tane adam ki Google'a baktığınız zaman o tanrıda hep böyle sakallı adamdır nedense. Sakallı dede gibi bir adam cız yapmış böyle yaratmış. Cız oldurmuş, cız oldurmuş, cız... Bunu diyoruz çünkü bizim beynimiz bu kadar. Biz bu kadar basit beyinli insanlarız. Basit beyinli insanlar olduğumuz için şöyle bir örnek vereyim yani. Yüzlerce yıl önce mikropların ne olduğu bilinmezken hastalıklar Tanrı'nın gazabı olarak düşünülüyordu. Çünkü mikrobun ne olduğunu bilmiyorsun. yani bilimin o kadar geride mikrobun ne olduğunu bilmiyorsun. Adam da çıkıp diyor ki yani Tanrı tepede bir adam var o böyle cız yapıyor seni hasta yapıyor. Adama karşı bir şey de diyemiyorsun. Çünkü adam o saat sana soruyor. Peki ne o zaman diyor. Mikrobun ne olduğunu kimse bilmiyor çünkü. Anlatabiliyor muyum? O yüzden artık deizme çok uzağım. Çünkü mi yani bir yaratıcı yaptığı fikrini bizim basit beyinlerimizin anlayabileceği basitleştirme. Yani o bizi çok aşan o evrenin yani şunu düşün zamanın da içindeyiz. Evrenin dışında olan birisi zamanın da dışında. Hadi bunu açıkla çöz hadi. Zamanın dışında olmayı hayal et hadi. Gibi işte bu yüzden ateistim. Namaz kılmak zor geldiği için değil. <laughs>